Nötral yağ sentezi gerçekleştiren bir hücre için verilen grafiklerden hangileri çizilemez? Yağ sentezi yapılması istenmiş. Yağ sentezinde 3 yağ asidi, 1 gliserolun kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla yağ asidi miktarının giderek azalması gerekiyor sentez sırasında. Bu yüzden çizilemez bu grafik. Glikoz kullanımı söz konusu değil. Dolayısıyla bu grafikteki bilgi doğrudur. Ve nötral yağ sentezi bir dehidrasyon tepkimesi olduğuna göre açığa su çıkması, su miktarının artması gerekiyor. O yüzden birinci ve üçüncü grafikteki bilgiler yanlış olduğu için bu grafikler çizilemez diyebiliriz. Doğru cevap. Bu yüzden Diyarbakır T seçeneği. İkinci soruya bakalım. Fosfolipid ve nötral yağlar ile ilgili olarak hangileri her ikisi için geçerlidir diye sorulmuş. Baktığımız zaman hücre zarının yapısına katılma denilmiş. Hücre zarının yapısına katılan fosfolipitlerdir biliyorsunuz. O yüzden ortak olamaz. İkisinde de yağ asidi ve gliserollen arasında bulunan ester bağları mevcut. Ki doğru. Üç yağ asidi bir gliserolden oluşan nötral yağdır. Fosfolipitlerde üç yağ asidi bir gliserol değil, iki yağ asidi bir gliserol olacak. O yüzden doğru seçeneğimiz B olacak. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru da steroidlerle ilgili bir soru. Verilen açıklamalardan hangileri doğrudur denmiş steroidlerle ilgili olarak. Düzenleyicidirler ifadesi doğru. Enerji verici olarak kullanılmazlar doğrudur. Düzenleyici yağlardır çünkü bunlar. D vitamininin sentezinde görev alırlar. Bazı hormonların yapısına katılmayla beraber düzenleyici olarak görev alıyorlar. O yüzden doğru seçeneğimiz E olacak. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi sindirime uğrayabilir diye sorulmuş. Sindirime uğrayabilmesi için bir kere monomer düzeyinde olmaması, büyük kompleks bir bileşik olması gerekiyor. Bu anlamda kolesterol bir çeşit steroid olduğuna göre küçük. Yağ asidi monomer düzeyinde, glikoz ve gliserol da aynı şekilde monomer düzeyinde bileşikler. Nötral yağlar, üç yağ asidi bir gliseroldan oluşan daha kompleks bileşiklerdir ve dolayısıyla sindirime uğrayabilir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda bitkilerde moleküllerinden hangileri fotosentez tepkimeleri sonucu oluşabilir denilmiş. Fotosentez tepkimeleriyle organik besinler oluşur. Doğrudur ama oluşan organik besinler monomer düzeyindeki bileşiklerdir. Dolayısıyla yağ asidi oluşabilir, glikoz oluşabilir ama fotosentez tepkimeleri sonucu doğrudan fosfolipid veya doğrudan nişasta oluşma durumu söz konusu değil. Dediğimiz gibi monomer düzeyinde bileşikler sentezlenebilir. Doğru cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. Altıncı soruya bakalım. Hayvansal bir hücrede nötral yağ sentezi sırasında az önce de söylemiştik. 3 yağ asidi ve 1 gliserol kullanılacak. Dolayısıyla gliserol miktarı azalacak, tüketilir ifadesi burada doğru. Sentez sırasında ATP kullanımı olacak, ATP tüketilir ifadesi doğru. Enzimler de görev alacak ama tüketilir dediği için buradaki ifade yanlış. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği. Yedinci soruya bakalım. Yedinci soruda
Bir grafik var. Grafiği yorumlamamız isteniyor. Grafiğe baktığımız zaman bir yağ sentezi görüyoruz. Yağ sentezinde nötron yağ sentezi olduğuna göre aynı şekilde 3 yağ asidi bir gliserolün bir araya gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla grafiği incelediğimiz zaman K ile gösterilen kısmın K ile gösterilen kısmın yağ asidi değil gliserol olduğunu söyleyebiliriz. Gliserol. L ile gösterilen kısmın ise yağ asidi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 3 yağ asidine karşılık bir tane gliserol tepkimeye giriyordu. O yüzden L ile gösterilen bileşik nedir? Yağ asididir. K ile gösterilen bileşik de bizim için gliseroldur diyebiliriz. Öncüllere baktığımız zaman hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Öncüllere baktığımız zaman K yağ asidini ifade eder denilmiş. Yanlış. Bunun gliserol olması gerekiyor. Oluşan nötral yağ sayısıyla su miktarı eşittir denilmiş. 3 yağ asidi bir gliserol tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar bir nötral yağ artı 3 molekülde su oluştuğunu biliyoruz. O yüzden nötral yağ sayısı ile su miktarının eşit olmadığını görüyoruz. Buradaki bilgi de yanlış. Kurulan ester bağ sayısı 12'dir denilmiş. Buradaki ifadeye baktığımız zaman 3 yağ asidi bir gliserolün bileşiminde 3 tane ester bağ kullanıldığına göre buradaki toplam 12 yağ molekülü oluştuğuna göre arkadaşlar ne diyeceğiz? Oluşan ester bağ sayısı 12'dir. Doğru cevap. Bu noktada yanlışı sorduğuna göre doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. Tekrar ediyorum. 3 yağ asidine bir gliserol birleşiyor. 1 molekül yağ, 3 molekül de su açığa çıkıyor. Dolayısıyla burada 12 yağ asidi kullanılmış. Baktığımız zaman 4 tane gliserol kullanılmış. 4 tane gliserol kullanılmış. 4 tane nötral yağ oluşmuş. 12 de su molekülü açığa çıkmış diyebiliriz. Sekizinci soruya bakalım. Sekizinci soru da yağlar ile ilgili bir soru. Doymuş yağlar kanın kolesterol seviyesini yükseltici etkiye sahiptir. Bu durumda fazla olan kolesterol damar içinde birikerek kanın normal dolaşımını engeller ve damar sertliğine neden olur denilmiş. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Kan kolesterolü ne kadar yüksek yoksa kalp damar rahatsızlıklarına yakalanma riski de o denli yüksek olacaktır. Üstteki açıklamaya paralel bu ifadeyi söyleyebiliriz. Doymuş yağlar vücut için gerekli bileşiklerdir. Evet fazlası zararlıdır ama doymuş yağlar için topyekün zararlıdır ifadesi burada. Yanlış bir ifade. Sağlıklı bir yaşam için dengeli ve düzenli beslenme önemli bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla her besinden yeteri kadar ve gerekli düzeyde kullanılması gerekiyor. O yüzden buradaki ifade de doğru bir ifade. Burada doğru cevabımız C seçeneği olacak. Dokuzuncu soruya gidelim. Dokuzuncu soruda bir deney düzeneği var. Aşağıda hazırlanan deney düzeneği uygun koşullarda bekletilmiş düzeneğe baktığımız zaman nötral yağ ve enzimlerin bulunduğu bir kap var. Yeterli süre beklendiği söyleniyor. Bu sürenin sonunda açıklamalarından hangileri yapılabilir denilmiş. Nötral yağın 3 yağ asidi bir gliseroldan oluştuğunu kabul edersek ve oluşan bütün nötral yağ oluşturan yağ asitlerinin aynı olması durumunda iki çeşit
farklı olması durumunda da 4 çeşit monomer olduğunu söyleyebiliriz. Doğru bilgi. Hidroliz tepkimesi gerçekleşecek. Nötral yağ enzimlerle sindirilecek. Hidroliz tepkimesi olacaktır. Kapta hidroliz tepkimesi olduğuna göre su miktarında bir azalma bekleniyor. O yüzden burada E seçeneğimiz doğru cevap. 10. soruya bakalım. Doymamış yağ asitleriyle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur denilmiş. Baktığımız zaman doymamış yağ asitleri karbon atomları arasında ikili bağlar bulunabilir. Bazı karbon atomları arasında doğrudur. Yapısına katıldıkları yağlar bitkisel yağlardır. Dolayısıyla oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyorlar. Doğru. Genellikle hayvansal kaynaklı yağlar yağ asitlerde denilmiş. Buradaki ifade yanlış. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneği olacak. 11. soruya bakalım. Verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi sırasında azot kullanımı vardır diye sorulmuş. Birinci öncülde glikozun amino asite dönüştüğünü biliyoruz. Glikozlarda karbon, hidrojen, oksijen atomları var ama amino asite dönüşürken karbon, hidrojen, oksijenin yanında ayrıca bir de azota ihtiyaç var. O yüzden bu dönüşümde azota ihtiyacımız var. Yağ asidinin glikoza dönüşümü var ikinci öncülde. Glikoz oluşurken herhangi bir azot molekülü barındırmadığı için azota ihtiyacımız yok. Aynı şekilde amino asit yağ asidine dönüştüğü zaman da herhangi bir azota ihtiyaç söz konusu değil. O yüzden doğru seçeneğimiz burada A olacak bu soruda.